Buyurun, buyurun. Sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, iş dünyamızın kıymetli üyeleri, Malatya'nın saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri böyle farklı bir mekanda Malatya Büyükşehir Belediye'mizin birçok etkinliklerini yapabileceği böyle bir muhteşem salonda sizlerle hasret gidermemize vesile olması sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm meclis üyelerine, mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. ...14 aylık aradan sonra bir kez daha Malatya'da olmaktan, sizlerle hasbihal etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu 15. Malatya'ya gelişim. Malatya'ya hiçbir zaman uzak olmadım. Ve Malatya siyasi yaşamımda farklı bir yere aslında sahip. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da bu ikinci gelişim. Hem Malatyalı kardeşlerimize 10 Ağustos seçimlerinde şahsıma verdikleri güçlü destek için teşekkür etmiş, hem de 239 trilyon lira tutarındaki 14 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapmıştık. Maşallah Malatya her gün büyümeye, gelişmeye, yeni eserler ve hizmetlerle zenginleşmeye devam ediyor. Gerçekten bu gelişimde de yine toplu açılışlar yapmak suretiyle bunun yanında havalimanından şehre gelene kadar Malatya'nın bu modern dünyadaki müstesna yerini görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bundan dolayı başkanımıza ve tüm hizmeti geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii burada hükümetimizin yapmış olduğu yatırımları zikretmeden geçemeyeceğim. Zira yaklaşık 13,5 katrilyon gibi bir yatırımı 13-14 sene içerisinde Malatya'ya kazandırmış bir iktidarız. Hiçbir zaman Malatya'yı boş geçmedik. Ve elimiz boş Malatya'da gelmedik. Ve bundan sonraki süreçte de yine Malatya'ya bu hizmetler, altyapı, üst yapı yine devam edecektir. Değerli kardeşlerim, ülkemizin içinde yer aldığı geniş coğrafya tarihi nitelikte bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Etrafındaki ateş çemberine rağmen Türkiye bir güven ve istikrar adası vasfıyla tüm mazlumların umudu olmaya devam ediyor. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen siyasetçiler olarak bizler de bu sancılı dönemde ülkemizin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Bir taraftan ülkelerindeki krizden kaçıp bize sığınan ihtiyaç sahiplerine yardım ederken diğer taraftan mega projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sonra 21 Nisan'da Osman Gazi Köprüsü'nün de son tabliyesini yerleştirdik. Avrasya Tünelimiz, İstanbul'a 3. Havalimanımız, hızlı tren hatlarımız, otoyol ve tünel projelerimizin inşası hızla sürüyor. Bunlar inşa süresi devam eden, bir kısmını ise inşallah bu yıl içerisinde açacağımız dev projeler. Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamları ülkemizin son bir yılda yaşadığı iki seçime atlattığı onca badireye rağmen ekonomimizde
sağladığımız güven iklimini yeniden tescil etmiştir. İşte mesele özellikle faizdeki şöyle bir 0,50 puanlık düşüş olayı nasıl etkiliyor? Bu da ortada. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında ve yurt içi üretici fiyatlarında Mayıs 2013'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyerek hedeflerimiz noktasında bize güç vermiştir. Aynı şekilde büyüme rakamlarımız da bu olumlu tabloyu desteklemektedir. Ülkemiz 4. çeyrekte %5,7 büyüyerek son 17 çeyreğin en yüksek performansını sergilemiştir. Keza sanayi üretim endeksi %5,8 artışla son 7 ayın zirvesine ulaştı. Mart ayında borsada yabancı yatırımcılar 1 milyar doların üzerinde hisse senedi alımı yaptılar. Geçtiğimiz 13 yılda dünya ticareti 2,6 katına çıkarken Türkiye'nin dış ticareti 4 katına yükseldi. Ülkemizin dünya ticareti içindeki payı %57'den %89'a ulaştı. Yani %1'ler seviyesine yaklaştı. Dikkatinizi çekiyorum. Bunlar yaşadığımız onca tehdide, sabotaj girişimine, saldırıya rağmen ulaşılmış başarılardır. Yani bir tarafta içeride dışarıda terörle mücadele ediyorsun, öbür tarafta 3 milyon insana ensar muamelesi görerek onlara ev sahipliği yapıyorsun ama bir diğer taraftan da büyümeye devam ediyorsun. Yani alan el değil, veren el olan bir Türkiye'nin geldiği nokta budur. Yine bu rakamlar uluslararası kuruluşların ülkemizle ilgili tahminlerinin çok üstündedir. Dünyanın en ücra köşesindeki bir ülke dahi hapşırsa nezle olan bir Türkiye'den küresel krizlere direnç kazanmış, kendi imkanlarıyla bu krizleri aşan bir Türkiye'ye geldik. Bu durumu azmedemeyen, Türkiye'nin kendi başarı hikayesini yazmasından, diğer ülkelere örnek olmasından rahatsız olan kesimler olduğunu biliyoruz. İç meseleleriyle uğraşmaktan, etrafındaki olup bitenlerle ilgilenmeyen, güçsüz, iddiasız, yarım müstemleke bir Türkiye görüntüsü çok uzun yıllar bu çevrelerin işine geldi. Aynı şekilde millet nazarında hiçbir karşılıkları olmadığı halde millete mürebbiyelik yapmayı kendilerine hak görenler milli iradenin güçlenmesini bir türlü kabullenemediler. Çünkü bunlar için Türkiye uğruna can verilecek bir vatan değil, sadece imkanlarından faydalanılacak bir ülkedir. Millete tepeden bakmaya, milleti hor görmeye alışanlar yeni Türkiye'yi kendileri için yaşanmaz bir yer olarak ifade etmeye başladılar. Rahmetli Cemil Meriç, böyleleri için vatanı yaşanmaz görenler, vatanını yaşanmazlaştıranlardır, diyor. 2002 yılı 3 Kasım'ından beri bunların medyada, siyasette, akademide, ticarette, sanatta, sinemada bolca örneklerine şahit olduk, oluyoruz. Kendi ülkesine ve milletine karşı husumet besleyenler her dönemde farklı kimliklerle karşımıza çıktılar. Kimi zaman darbeci oldular, kimi zaman vesayetçi oldular, kimi zaman gezici oldular, kimi zaman paralel yapı oldular. Adları ve temsilcileri farklıydı ama amaçları aynıydı. Bunların pek çoğunu geçmişten beri biliyor, ona göre gardımıza